Şimdi tabii biz Gölbaşı'nda yaşıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Dolayısıyla Gölbaşı hep söylediğimiz bizim evimiz, doğup büyüdüğümüz yer. Gölbaşı'na karşı da özel hassasiyetlerimiz var. Dolayısıyla burayı takip ediyoruz. Ama takip ettiğimiz bazı durumlar vardı. Geçmişte de burada görev yaptık 5 yıl boyunca. Görev yaptığımız süre içinde Gölbaşımızın belediyesi çok verimli bir hizmet üretmiştir. Çok faydalı burada projeler üretilmiştir. Ve Gölbaşı Belediyesi tarihinin en çok hizmet yapan belediyesi olarak da tarihe geçmiştir. 2009 ve 2014 arası. Dolayısıyla o günden bugüne 10 yıl geçmiştir. Biz devrettiğimizde tabii ki Gölbaşı Belediyesi'nin günü gelmiş hiçbir borcu olmadığını çok açık net söylüyorum. Artı maaşlarını çok rahat veren, yatırımlarını çok rahat yapabilen ve hiçbir kuruma ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde duran, yatırım yapan, personelin maaşını ödeyen, borcu olmayan, tabii günü gelmemiş borçlar olur, devlette de devamlılık vardır ama günü gelmiş anlamında çok rahat bir belediyedi. Çok kamuoyunda karşılığı olan ve ticaret erbaplarının da mal vermekte hiçbir gün sakınca görmedikleri, buraya mal vermek için herkesin yarıştığı bir belediyeydi. Tabii bu son 5 yıllık süreçte özellikle bazı belediyeyle sıkıntılar duyuyorduk. Esnafların paralarını alamadığı, faturaların ödenmediği, çok israfın yapıldığı gibi birçok iddialar duyduk. Ama son özellikle 2023 yılı itibariyle bu seslerin çok yükseldiğini kamuoyunda duyduk. Başka başka sözler söylendi, konuşuldu. Gölbaşı kamuoyunu bunu hep söylemiştir. Herkes bunu biliyor. Ben tabii işin dedikodu tarafında değilim. Ama üzüldüğüm taraf şu. Gölbaşı bizim için çok özel bir yer. Hatta Ankara için, Türkiye için özel bir yer. Gölleriyle, havasıyla insanlarımızın tercih ettiği, yaşadığı bir şirin ilçe. Bu şirin ilçenin çok güzel yönetilmesi gerekir. Gelecekte insanların burada beklentilerinin çok yüksek olduğu bir ilçe. Maalesef bazı duyumlarımız vardı ama geldiğimiz bugünlerde işte devir teslimden sonra da arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı noktalar var. Tabii daha çalışmalar yapacağız. Çalışmaları yaptıktan sonra net sonuçlara varınca da kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bugün itibariyle arkadaşlarımız mecliste borçlanmayla ilgili, Gölbaşı Belediyesi'nin borcuyla ilgili rakamlar paylaştılar. Bunlar tabii ilk tespitler. Devamında bu çalışmalar devam edecek. Gölbaşı Belediyesi'nin tespit edildiği kadarıyla şu anda 1400 civarında bir personel sayısına ulaştığı, geçmişte bunun çok altındaydı. Özellikle bunun ben ilk açıklamada 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu. Çünkü bir de gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var. Bunlarla ilgili de arkadaşlarım çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı 1400 civarında personel çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı görülüyor. Bu çalışmalar net tabii belirlenince kamuoyuyla da paylaşacağız. Bunun karşılığında da borçlara baktığımızda detaya girmeden rakam olarak bizim Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 4. ayın 4'ü 2024 tarihinde burayı görev teslim aldığımızda bize sunduğu bilgilerde 1 milyar 060 milyon 215 bin 868 lira 66 TL, yani yuvarlak olarak 1 milyar 60 milyon yuvarlak söylüyorum borcunun olduğu, bunun eski parayla da 1 katrilyon 60 trilyon bir borç yapısı var. Bu tabii normal ödenmesi gereken. Bir de yükümlülüklerimiz var. Yani bu personelden bir kısmı yarın ayrılacağım dedi, tazminat vereceğimizi düşünürsek yani tüm ayrıldığını personelin düşünmüş olsak 350 milyon civarında da bir kıdem tazminatı tutuyor. Bunu da kattığınızda yuvarlak olarak 1 milyar 400 milyon. Yani eski parayla 1 katrilyon 400 trilyon gibi bir rakama ulaşılıyor ki
bu Türkiye'de herhangi bir belediyede böyle bir borcun olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü başka ben ilçe söylemeden söyleyeyim. Ankara'da nüfusu 1 milyona yakın ilçeler var. Onların da borçları var ama nüfus ve borçla kıyasladığınızda Gölbaşı'nın 150 bin, 160 bin civarında nüfus olduğunu düşünürseniz bu rakamların çok yüksek olduğu herhalde Türkiye'nin en borçlu kişi başına düşen en borçlu belediyesi olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu çok acı bir tablo, çok üzücü bir tablo. Şimdi bakıyoruz bir iki ayrıntı söylemek gerekirse bu ay yani Nisan ayında İller Bankası'ndan aylık belediyemize tahakkuk eden tutar 26 milyon 600 bin lira. 26 milyon 600 bin lira Gölbaşı Belediyesi'ne İller Bankası'na tahakkuk etmiş. Peki aylık personel gideri, maaş, vergi, SSK yaklaşık 68 milyon 800 bin lira. Yani arabaların marşına basmayacaksınız. Elektriği yakmayacaksınız. Suları kullanmayacaksınız. Hiçbir yatırım yapmayacaksınız. Hiçbir şey yapmazsanız sadece maaş giderleri vergiler dahil 68 milyon 800 bin lira diye düşünürseniz ayrıca bir de yılbaşından itibaren belediyenin personelin maaşını ödemek için 3 aydır sürekli şey alınıyor. Kredi alınıyor. Tabii çok yüksek oranlarda biliyorsunuz krediler. Bunlarla da maaş ödeniyor. Bundan dolayı da 13.212.066.76 yani 13 milyon 200 bin yuvarlak her ay faiz ödüyorsunuz. Niye? Alınan bu kredilerden dolayı. Bu yük daha da artacak ileride. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir belediye maaşını ödeyemeyecek duruma gelmiş bir belediye ama buna rağmen yılbaşından sonra da hala personel alıyorsunuz. Ve bu aldığınız personelde tabii geçici alıyorsunuz ama insanların duygularıyla oynayın. İşe ihtiyacı olanlara gelin işe alalım diyorsunuz. Bunların bir kısmı 5. ayda bir kısmı da 6. aya sonu olacak. Bunların belki personel bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor. Çünkü geçici alınmış. Biz de dedik ki kimse işten çıkartmayacağız ama günü gelince zaten bunlar geçici alınmış. Hani bunu bile bile bu şekilde yapmışlar ve belediyeyi bu acı tablo bu kadar borçlandırmışlar. Ve bu belediyenin bu borç yüküyle ayakta kalması mümkün değil. Yani ayrıca tabii arkadaşlarımız çalışıyor, araştırmalar yapıyoruz. Seçim olmuş. Seçimden sonra bakıyorsun elektrik direkleri dikiliyor. Bu neyin nesi? Daha fatura gelmedi ama çalışma yapılmış. Yani sürekli belediye borçlandırılmaya girilmiş. Bu belediye nasıl ödeyecek bunları? Yani seçimde veya seçimden sonra elektrik direğe dikmenin, aydınlatma yapmanın Gölbaşı'na ne faydası var? Seçimi kazanırsınız. Eğer varsa projeniz zaman içinde yaparsınız. Ama borcunu ödeyemeyen, maaşını veremeyen bir belediye hala lüks içinde, israf içinde harcama yapıyorsa bunda bir art niyet var diye düşünmemek mümkün değil. Kamuoyunun düşüncesi de bu. Maalesef gördüğümüz de bu. Yani öyle zannediyorum önümüzdeki günlerde çok daha acı tabloyla karşı karşıya göreceğiz. Biz ön yargılı değiliz. Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Kimseye karşı ön yargımız yok. Ancak bize milletimizin verdiği bir yetki var. Gölbaşı'nı iyi yönetin. Şeffaf yönetin. Biz buna talip olduk. İyi yönetmeye ve şeffaf yönetmeye. Hesap verebilir bir belediye olarak yöneteceğiz. Tabi bu milletimizin istediği başka bir şey de kendi vergileriyle oluşan harcamaların, gelirlerin nasıl harcandığının da cevabını bize sormaları en doğal hakları. Biz kendi dönemimizle ilgili çok şeffaf bir şekilde bunun hesabını vereceğiz. Ama geçmişle ilgili de bu tür yükümlülüklerimiz var. Çıkarsa bunları tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'de adaletin hala olduğuna inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Takdir edersiniz ki biz belediye aldık. Yani bir hafta veya 10 gün oldu. Bizim ilk yaptığımız incelemelere göre şu an belediyemiz mevcut borcu sistem tazminatları hariç 1.060.215.863 lira. Yani eski parayla 1.060.000.000 civarında borcumuz var. Bunlar şeyde dahil değil. Kıdem tazminatı dahil değil. Yani
Kıdem tazminatını eklediğim zaman eski para 1 kat trilyon 400 trilyon borcumuz var. Şu anki elimizde geçen mevzelerine göre. Şimdi biz buraya, biz bunları aşağı yukarı tahmin ederek geldik. Yani bunlardan cevap gelmiyoruz. Bunlara gözüm göreceğiz. Yani bunlar da mühendis isteyen, işte bilgi olarak size sormak istedim arkadaşlar. Bir diğer bilgi vereyim size. İller Bankası'ndan aylık bize tahakkuk eden gelirimiz 26 milyon 600 bin lira. İller Bankası'ndan bizim belediyemize tahakkuk eden vergi 26 milyon 600 bin lira. Aylık personel gideri, maaş vergisi, SSK yaklaşık 68 milyon 860 milyon lira. Aylık kredi bankalara, aylık kredi taksi ödemesi 13 milyon 212 bin lira. Yani 82 milyon lira gider var, 26 milyon lira gelir var. Bu durumda bizim her ay bütçemiz yaklaşık 55 milyon lira açık böyle arkadaşlar. Bunu bilgine de alıyorum. Yani bu olumsuz tabloyu da nasıl da karamsarlarla kapılmıyoruz. Yani bunun bizi altından kalkacağından emin hiç düşmemiz yok. Biz arkadaşlar hep beraber meclis olarak bunun altından kalkacağız arkadaşlar. Yani bunu şikayet için söylemedim. Ben size bir bilgi arz etmek için söyledim. Bilginiz olsun diye. Akşam televizyona çıkacaksın. Ben bilmem kurtlar. Ben bilmem. Siz de vardı mı zaten? Orası nasıl anlıyor?